Sabriye Yeşin benim adım soyadım. Siirtliyim, 26 yaşındayım. Bir yıllık evliyim ben. Yaklaşık Allah'ın izniyle bir ay sonra benim bir çocuğum olacak. İşsizim, iş arıyorum. Siirt'in genelinde iş aradım, hiçbir şekilde hiçbir yerde bulamadım. Şu an tek gayem, tek isteğim bir iş sahibi olmak, kendi ekmeğimi kazanmak, kendi ekmeğimi evime götürmek. Eşimi, çoluğumu, çocuğumu kimseye muhtaç etmemek. Siirt'in değişik iş yerlerine gittim, kamu kuruluşlarına gittim, sordum, soruşturdum. Ama bana döndükleri tek şey, işte size dönüş sağlayacağız, numaranızı bırakın veya form dondurun diye cümleler kullandılar. Herhangi bir şekilde böyle bir dakika, iki dakika bir görüşelim, tamam bir hallederiz diye bir görüşme sağlamadılar hiç kimse. Son noktaya geldim, artık hani imkansızlığın son çaresine geldim. Ben de böyle bir çözüm üretmek zorunda kaldım. Evime gidiyordum. Birden aklıma geldi, işte kırtasiyeye girdim. Kendi adımı, telefon numaramı ve iş arıyorum diye bir kağıt yazdırdım. Siirt'in değişik farklı bölgelerine, işte yoğun olan bölgelerine işte gittim, bastım. Gelen bazı aramalar oluyor. Kimisi işte Ramazan'dan sonra gelin görüşelim. Kimisi işte arayıp da cüzi miktarlarda paralar söylüyorlar. Gittiğim her dükkanda, her iş yerinde genellikle bizim şartlarımız, iş şartı budur. 1000-1500 lira bir cüzi miktarda para söylüyorlar, maaş söylüyorlar. O da hiç kimse zaten yetmiyor şu an. Normal bir öğrenciye verdiğin zaman öğrencinin harçlığını, servis parasına bile yetmiyor. Ben de şundan dolayı biraz çok rahatsız oluyorum Siirt'te özellikle. Siirt halkını özellikle köleleştirmeye çalışıyorlar. İş adamları, iş sahipleri. Çünkü biz sabah 8'de kalkıp saat 7-8'e kadar çalıştığımız zaman bizim hak ettiğimiz para 1500-2000 lira değil. Kendileri kat kat kazanırken bizlere damla olarak verdiklerinde benim zoruma gidiyor. Ben iş arıyorum kendime. Yani şu an ne iş olursa, temizlik olur, herhangi bir kamu kuruluşunda olur, özel sektörde olur, yaparım. Yeter ki kimseye muhtaç olmadan, kimseye boyun bükmeden kendi ekmeğimi kazanmak, kendi evime ekmeğimi götürmek, eşime, çocuğuma bakmak. Ayfonu götürken neler düşünüyorsun? Şu an poşeti doldurmayı boş ver gerçekten. Ben geçenlerde doğalgazım kesildi benim. Gittim bir yerden borç alarak doğalgazımı açtırdım. Ben şu an ay başını düşünmüyorum zaten. Çünkü ay sonunu düşünemiyorum. Ay başını hiç düşünemiyorum. Çünkü yok. Daha önce çalıştığım zaman köşeye koyduğum şeyleri şu an yiyorum. Bilmiyorum ne yapacağım, ben de bilmiyorum gerçekten. Son noktaya geldim. Yani ne yapacağım, ya memleketi terk edeceğim ya ülkeyi terk edeceğim. Yani çünkü o derece geldim. Siirt'te ben ekmek bulamadığımda buradan çıkmak zorundayım. Türkiye'de ekmek bulamadığımda Türkiye'den çıkmak zorundayım. Bu şekilde.